Merhaba canlarım, sevgili dostlarım, merhaba hepinize. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi ben iyiyim. Az önce pazara gittim. Havalar çok sıcak. Bu sıcak havada insanlar yani gerçekten iştahsızlık çekiyor, yemek yiyemiyor. Ama böyle soğuk soğuk, buz gibi böyle meyve suları içmek istiyorum. Mesela karpuz yiyorum sürekli, işte meyve suları ama tabii ki hazır meyve suyu alamıyorum sevgili dostlarım, almıyorum. Yasak olduğu için. Kendim yapıyorum kendi meyve suyumu. Dipinize atıyorum, böyle buz gibi yapıyorum. Ondan sonra canım çektikçe de yiyorum sevgili dostlarım. Bugün gittim pazara. Bu vişne suyu, sadece vişne. İşte vişne aldım, çilek aldım, şeftali aldım, kayısı aldım. Sadece meyve aldım. Başka ne aldım? Ne var orada? Kiraz aldım. Böyle kendime bugün değişik değişik meyve suları yapacağım. Difrize atacağım. Çok sıcak. Şimdi vişneleri tek tek ayıklamam lazım. Şimdi vişneyi şeyle yapmayı düşünüyorum dostlarım. Çilekle. Acayip güzel oluyor. Onunla yapacağım. Bu arada sizlerle güzel bir sohbet etmek istiyorum. Bu ara ellerimi vişnelemeden sizlere şu kitabımı tekrar göstermek istiyorum. Bakın 3. baskısı çıktı. 1. baskı bitti, 2. baskı bitti, 3. baskı çıktı sevgili dostlarım kitabımın. Bu kitabı almak istiyorsanız şu an internette satışları açıldı. Babil.com, Kitap Yurdu, Yayın Evim, Çerez Yayınları, Çerez Dükkan. Google'a yazdığınız zaman kitabımın adını böyle şeyler anlatılmaz. Yazar Dilara Bakan diye. Orada zaten satılan yerlerde mutlaka gözükecek. Sepete ekle yazıyor. Zaten Trend Yol hepsinde de her yerde var sanırım. Şu an kitap evlerinde henüz başlamamış ama açılabilir. İnternetten şey yapabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Sevgili dostlarım, geriye dönenler var. Ay çok sıcak, bunu atıyorum. Kitabımı okuyup bana geriye dönenler var. Çok böyle bir günde bitirdiğini, çok sürükleyici olduğunu, bazıları böyle bir akşam yatarken almışlar eline, sabaha kadar uyuyamadık diyorlar. Her sayfasında şimdi ne olacak, şimdi ne olacak diye diyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Böyle beğenilmesi çok hoşuma gidiyor. Bu benim gerçek hayat hikayem. Bu kitabı okumanızı niye istiyorum? Ha, ben bundan bir şey kazanıyor muyum? Kazanmıyorum. Yayın evim kazanıyor. Kazansın. Bu kitabımı okumanızı niye istiyorum dostlarım? Gerçekten sizlere bir ışık, bir yol olacağını düşünüyorum. Çünkü orada çocukluğumdan beri başıma gelen, mücadele ettiğim o kadar çok şeyler oldu ki kitabımda. Yani hangi limana gitsem, hangi limana sığınsam o limanlar hep yanlış limanlardı. Ama hepsinin altından bir şekilde kalktım. Zaten göreceksiniz, kitabımı okuduğunuz zaman benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ve ne kadar boş şeylere üzüldüğünüzü de çok iyi anlayacaksınız. Umarım elinize geçer, temin edebilir ve okuyabilirsiniz sevgili dostlarım. Ay çok terliyorum. Kendime bir şey alayım. Peçete gibi bir şey alayım. Allah'ım ne kadar sıcak. Bu Muğla hiç böyle olmazdı. Bu kadar nem olmazdı ama ben anlamadım, gitti yani. Bu sene nereden baksanız bir aydır deliriyorum yani, o derece fena. Şimdi ne yapsak, bunu buradan ayıklayıp bu şekilde. Evet. Şimdi bu vişne suyunu nasıl yapacağınızı da size birazcık anlatayım. Zaten videonun devamında diğer meyve sularını falan nasıl yapıyorum hepsini seyredeceksiniz. Ben şimdi biraz ayıklarken saplarını alıyorsunuz. Çekirdeklerinizi ayıklamanıza gerek yok. Neyse bugün konuşamıyorum, ben anlamadım. Sürekli dilim sürçüşüyor, anlamadım, gitti. Sadece sevgili dostlarım saplarını ayıklıyorsunuz. Şu şekilde çekirdekleriyle beraber leğene atıyoruz. Sonra bunları bir güzel yıkayacağız. Ve kaynatacağız sevgili dostlarım. Su koyacağız içine, güzelce bir güzel böyle kaynatacağız. Posası çıkana kadar hiçbir şey eklemeyeceğiz. Yani öyle
şeker de şuydu buydu eklemeyeceğiz. Yani ben şeker yerine çilek kullanıyorum. Muhteşem oluyor. Onu da zaten yaparken sizlere göstereceğim. Ben bu ara bunu ayıklaya durayım. Ondan sonra tekrar durdurayım sizden böyle boşu boşuna 2 saat benim vişne ayıklarken seyretmeyin. Sonra yaparken devamında buluşalım tekrar. Evet. Vişneleri ayıkladım dostlarım şu şekilde gördüğünüz gibi. Şunları güzel bir yıkayalım. Böyle fazla ezmeden dikkat edin yıkamaya. Şimdi burada 2 kilo vişne var. Ben bunun yarısını kullanacağım. Yarısını difrize atacağım. Sonra yapacağım. Şimdi bu 1 kilo vişneye böyle 1 kilo da çilek şey yapacağım. Ama çileği sonra anlatacağım. Nasıl katacağımı. Şimdi vişneleri yıkayacağız. Güzelce ezmeden. Zaten çok narin şey bunlar biliyorsunuz. Oh sevgili dostlar çok güzel gidiyor. Bir de o kadar faydalı ki doğal. Kendiniz evinizde yapın. Öyle dışarıdan meyve suları almayın. Katkılı çünkü onlar da koruyucu şeyler olduğu için. Almayın dostlarım. Kadar yeter. Tamam. Yarısını koydum. Evet. Şimdi bunu güzel bir su doldurayım dostlarım. Şuradan iyi su. Bayağı su doldurdum düdüklüğü gördüğünüz gibi. Bayağı doldurabilirsiniz. Çünkü biz vişneler iyice piştikten sonra eziliyorlar ya. Onu böyle süzgeçte bir güzel şey yapacağız. Süreceğiz. Ondan sonra pasasını falan da çıkaracağız. Pasasıyla beraber koyacağız. Sadece böyle çekirdekleri falan kalacak yani. Onu çıkaracağız. Öyle yapacağız. Şimdi bu haşlansın. Pişsin. Ondan sonra tekrar geliyorum. Evet. Şimdi dostlarım kaynadı. Vişnemiz. Biraz sıcak soğusun diye bekledim ama bu sıcakta da soğumuyor ki. Şimdi dökeceğiz süzgeçimize. Renge bakar mısınız? Oy oy oy. Kan kırmızı. Wow. Bayağı bu şeyleri de oldu. Ha şuraya bir şimdi şurayı bir silmem lazım. Evet. Bakın bu kadarcık vişneden bayağı bir vişne suyu çıktı. Şimdi dostlarım bunu benim soğutmam lazım. Soğutmadan işlem olmaz. Yani soğumasını beklemem gerekiyor. Soğuduktan sonra işte şeyini katacağız. Şimdi böyle bir ezelim. Güzelce de. Bütün çekirdekleri ayrılana kadar eziyoruz. Bütün suyunu posasını çıkartıyoruz. Ben çabuk yoruluyorum. Siz yorulmayın yaparken. Gerçekten çabuk yoruluyorum. Şöyle güzel güzel. Oh. Sonra bunu var ya, bu posa kalacak. Bayılıyor tavuklar. Tavuklara vereceğim. Bayıla bayıla yerler. Ne verseniz yiyorlar. Bu tavuklar çok ilginç hayvanlar. Böyle suda kaynatınca daha bereketli oluyor. Çiğden yapanlar varmış. Şimdi çiğden yapmak için bunu bilmiyorum. Hiç denemedim nasıl olduğunu. Tadını da denemedim ama. O zaman da çekirdeklerini falan ayıklamak gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? Gerek yok. Zaten çok kaynatmıyoruz. Birazcık böyle bu
kendini gösteriyor zaten. Öldüğü zaman vişneler bu kıvama geldiği zaman kapatıyoruz altını. Çok güzel oluyor, çok. İyice bakın çekirdeklerinden iyice ayrıldılar. İsterseniz buna zevkinize göre erik de katabilirsiniz. O kırmızı erikler var ya, büyük büyük. Ancelik mi diyorlar? Vallahi tam bilmiyorum ne dediklerini de. Mor mor böyle büyük büyük erikler var. Tatlı tatlı. Ondan da katabilirsiniz. Aynı vişneyi kaynatırken onu da atın içine. O da güzel olur. Heh. Yeter. Aslında daha da ezilir de yoruldum. Siz dibine kadar ezin arkadaşlar. Hadi bir kere daha ezeyim. Kolum da şişiyor biliyorsunuz. Bu kolumu çok yormamam lazım. Yeter. Tamam. Şimdi bu bosasını tavukların şeyine koyuvereyim. Kalanı da buraya çekirdek falan yok içinde. Heh. Biraz tabii bu işleri dikkatli yapın sevgili dostlarım. Her yer vişne lisesi olursa yandınız vallahi. Temizlemesi zor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sıçratmayın fazla. Şöyle dura dursun. Öyle dura dursun. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız biliyor musunuz? Yine terledim. Şimdi ben bu çilekleri ayıkladım. Yeşil otlarını, başındaki o yeşil şeylerini falan hepsini ayıkladım. Yıkayacağım. Bu 2 kilo. Bunun hepsini koymayacağım. Çünkü bu 1 kilo vişne. 1 kilo vişne. Ayırdım ya vişnenin yarısını. 2 kilo almıştım. 1 kilosu bu. 1 kiloya 1 kilo çilek koyuyorum ben. Şimdi güzelce bir çileklerimi yıkayacağım. Buradan 1 kilo kadarını rondoda çekeceğim. Şöyle söyleyeyim, 1 kilo kadarını rondoda çekeceğim, buna karıştıracağım ama bu soğuduktan sonra karıştıracağım. Şimdi bu sıcak, bu soğuk, bu sıcak karıştırmak istemiyorum. Bu iyice bir soğusun, ondan sonra bunu rondoda böyle su gibi olana kadar böyle güzel böyle şeyli oluyor, hermeli hermeli. Ondan sonra içine katacağım. Sonra da şöyle küçük şişelere doldurup difrize atacağım sevgili dostlarım. Geri kalan çileği de bütün halde difrize atacağım. Geri kalan vişneleri de bütün halde difrize attım. Bir dahaki sefere kaynatıp yine yaparım diye. Evet. Böyle çilekleri de fazla ezmeden yıkıyorum. Onlar birazcık şey yapsın. Şöyle suyun içinde. Çilek de bitiyor, bilginiz olsun. Tam zamanı alın, atın difrize. Ben şimdi bunları ayarlayayım. Geliyorum tekrar. Daha neler yapacağız? Bakın daha şeftali var, kayısı var, karpuz suyu var. Hepsini yapmaya çalışacağım. Şimdi dostlar, vişneyi tekrar tenceresine döktüm. Şimdi bu sarı şey çok yer kaplıyor. Burada soğumaya bıraktım. Çilekler zaten burada yıkandı, süzülmeyi bekliyor. Bu arada dedim ki boş durma Dilara. Kayısıları, kayısı suyu, şeftali suyu da yapacağım ya. Onları dedi hallet dedim kendi kendime. Şimdi çekirdekleri çıkarıyoruz. Çekirdekleri kayısıların çok faydalı. Atmıyorsunuz, yiyorsunuz. Tamam mı sevgili dostlarım? Günde en fazla 4-5 tane yiyin. Fazla yemeyin kayısı çekirdeğini. Biraz tadı acıdır ama olsun. Yiyin. Güzelce bunları ayıklayalım. Şey yapalım, çekirdeğinden ayıralım. Sonra ronda da parçalayacağım. Doğruyu söylemek gerekirse bunu ilk defa yapacağım. Su kıvamını alacak mı bilmiyorum. Şimdi benim katı meyve sıkacağım yok. Sizin varsa katı meyve sıkacağınız, siz onda yapabilirsiniz. Benim olmadığı için mecburen ronda da deneyeceğim. İnşallah su gibi olur. Yani öyle su gibi olmasa bile hani şişelere böyle dolacak bir güzel bir kıvamda olur. Çünkü çok da böyle yumuşak almadım. Kayısı var ama bal gibi çok güzel kayısı var. Geçen Emel şeyi yapmış, diyor ki sen de yap.
karpuz suyu. Onu da yapacağım dostlarım. Onu da göstereceğim sizlere. Ama vişne ve çilek suyunda iddialıyım. Üstüme tanımam. Şaka şaka. Niye tanımayayım? Benden iyi yapanlar var tabii de. Hani onu denediğim için ondan eminim sevgili dostlarım. Mutlaka bu vişne çileği yapın. Kışın bile içersiniz. Atın dipirize. Çünkü yaptığınız gibi dipirize attığınız zaman onun o vitaminleri, mineralleri de kaybolmuyor hiçbir şekilde. Mesela çocuklarınıza meyve suyu böyle güzel doğal içirin. Torunlarınıza, çocuklarınıza çok güzel olur. O dışarıdan alıyoruz ya onlar maalesef. Şimdi şu şeftalinin de kabuğunu soyayım mı soymayayım mı diye düşünüyorum ama soymaya da gerek yok. Çok şey değil çünkü iyice yıkadım. Şöyle bir güzel çekirdeğinden ayırayım şeftaliyi de. Şimdi bu şeftaliyle kayısıyı şey yapacağım dostlar. Karışık yapacağım. Siz isterseniz kayısıyı ayrı, şeftaliyi ayrı yapabilirsiniz. Ben karışık yapacağım. Aslında bu şey küçük su şişelerinin daha da böyle 30'lukları var. 33'lükleri mi ne? O şişeler aslında daha güzel olur. Bu bile büyük sonuçta ama gene bunu dipinizden çıkardığınız zaman 2-3 kişi rahatça içer. Tek başınaysanız daha küçük minik şişeler var. Onları koyabilirsiniz. Bakalım bu nasıl olacak sevgili dostlar. Bu sıcakta ne yapacağımızı bilemiyoruz işte biz de. Geçen oğlumla şeye gittik, bir alışveriş merkezi var burada, Rüya AVM diye. Oturduk, biraz işlerimiz vardı bu nişan alışverişiyle ilgili. Sonra çok yoruldum, oğlum dedim içim yandı, gel dedim bir yere oturalım dedim, bir şey içelim dedim. Orada bir kafe var, o içinde bayağı meşhur bir kafe. Oraya gittik. Ah, Allah'ım içecek istiyoruz. Var ama öyle güzel şeftali suyu, çilek suyu, bilmem ne suyu. Ben de dedim ki bunlar gerçek mi dedim. Yok dedi, şurubuyla yapılıyormuş. Yani size o çilek tadını, işte kayısı tadını, bilmem ne tadını böyle güzel buzlu buzlu getiriyor ama şeyiyle, adını sen söyle, şurupla yapıyormuş. Yani kendi meyvesinden yapmıyormuş. Taze dedim, içecek olarak ne var dedim. Taze şey yaparak. İşte dedi havuç, elma filan sıkıyormuş. Tamam ondan olsun dedim ama ya insan onu bir buzdolabına koyar, buzdolabından çıkarıp sıkar değil mi arkadaşım? Bir getirdi hamam suyu gibi, içine buz atmış. Benim o şeyimi kesmez ki, hararetimi. Ondan sonra dedim ki ya bu böyle olmaz arkadaşım dedim. Bunu dedim buzdolabına at, meyveleri, havucuydu, elmasıydı. Orada zaten buz gibi soğuk soğuk olsunlar. Ondan sonra sık getir yani. Bu ne? İçine buz atıyor. Bilmem ne. Öteki şuruplu. Tadı çok güzel o şuruplu yani. Buz gibi böyle oh rahatlatıyor ama şey değil. Şu şeftali de kalsın artık. Onu da canım çekerse yerim. Şimdi bunları yaptık. Şimdi bir de rondoda parçalamayı deneyeyim. Bakayım olacak mı? Of çok sıcak. Rabbim çok sıcak. Şöyle biraz karışık. Şeftali. Kayısı. Atalım bakalım gari. Bakalım nasıl olacak. Aranızda yapanlar var mı bilmiyorum daha önce. Vardır mutlaka. Tararam tararam lam lam. Ne yapalım? Acaba sırf böyle her şeyin suyunu çıkarıp suyuyla mı beslensek? Yemek memek yapmakla uğraşmasak, ıspanağın falan suyunu çıkarsak, her şeyin suyunu... var. Siz de bana katılıyor musunuz? Bence katılırsınız. Biraz böyle koyu olmuş. Tam böyle su gibi değil. İçine su katıp biraz şey yapayım. Daha öyle sıvılaştırayım. Öyle de olabilir. Yani sonuçta su. Şu dolaptan katayım. Bakalım bakalım.
daha su ister. Evet. Bakalım bakalım. Okey. Şimdi şişelere doldurmaya çalışalım. Evet. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Na 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 na. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim. Ben seni seviyorum. Buraya bir şey takıldı. Hemen onu alalım içinden. Parçalanmamış bir şeftali sanırım. Bazen rondolarda böyle şeyler oluyor. Evet. O da tıkıyor. Ah, ne yapıyorum ya? Kafa gitti. aynı şeyi dolduruyordum. Ömrümüzün baharı. Yeter. Ağzına kadar doldurmaya gerek yok. Yine bir şey takıldı. Tam rondo parçalamamış. Tamam. Çok fazla doldurmaya gerek yok. Muhteşem oldu arkadaşlar. Bu şimdi difrize girecek. Şurada duruversin gari. Şimdi ben diğer şeyleri de yapayım. Siz mantığı anladınız, gördünüz sevgili dostlar. Şu tıkanıklığı gidermem lazım. Açıldı. Tadı da çok güzel. Şunu da doldurayım. Evet dostlarım, mantığı anladınız. Gönül rahatlığıyla çocuklarınıza, torunlarınıza güzel güzel içirin sevgili dostlar. Şimdi sen burada dur gari. Devrilme. Öbürlerini de parçalayalım. Çok güzel bir şarkıdır değil mi o? Ömrümüzün baharı. Şimdi su dökerek parçalayacağım. Demin susuz parçaladım. Şimdi suyla parçalayacağım. Dostlarım daha kolay olur sanırım. Şöyle elimi yıkayayım. Bugünlük taze mesela şey yapabilirsiniz. Shake mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Shaker mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Mesela sütle yapıp çocuklarınıza süt koyup içine işte bir tane yarım şeftali, iki kayısı, istediğiniz sevdiğiniz meyveleri koyup böyle parçalayıp o şekilde çocuklarınıza günlük verebilirsiniz. Su alalım biraz. Oh Allah çok şükür. Allah'ım öyle güzel şeyler var, yaratmış ki. Tatlar. Bazen kendimizi var ya öyle kötü besliyoruz ki, ben de yapıyorum onu. Evet. Bu oldu. Ama bu da tıkanmasa güzel olacak ama çok tıkanıyor. Tabii. Her yeri de sıçrıyor. Bir de buraları temizlemek lazım. Ama lütfen tıkanma yahu. Zorlama beni. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye beni zorluyorsun kardeş? Zaten sıcak. Zaten yoruluyorum. Zaten halim yok. Zorlayıp duruyorsun. Neyse fazla doldurmayacaktık. Çünkü şey olması kolay olsun diye. Ben bu şeftalileri bitireyim. Sevgili dostlarım, çilek ve vişne de geri geleyim. Sonra karpuz suyumuz falan var. Onlar yapılacak. Geliyorum. Evet, şeftalilerim bitti sevgili dostlar. Biraz böyle koyu olduğu zaman onu konsantre de yapabilirsiniz. O anlık da şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunları şimdi hepsini difrize atacağım. Şuraları bir toparladım, temizledim. Bu vişnemiz hala soğumadı.
soğusun, ondan sonra onu yapıyoruz. Ah, biraz uyudum, geri geldim vallahi. Bunun soğumasını bekleyeyim derken uyumuşum. Bu sıcakta başka yapacak bir şey yok. Zaten ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yatıyorum, kalkıyorum, bir şey yapıyorum, geri yatıyorum, kalkıyorum, bir şey yapıyorum, geri yatıyorum öyle. Başka türlü olmuyor, zaten halim yok. Evet, şimdi sıra çileklerde sevgili dostlarım. Çileklerimizi bir güzel alıyoruz rondomuza. Sizin katı meyve sıkacağınız varsa oradan da geçirebilirsiniz. Güzelce çileklerin birini ondaya, birini ağza. Birini ondaya, birini ağza. Güzel. Oh. Çok güzel. Çilek benim en sevdiğim meyve. Bayılırım çileğe. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Tam sulu kıvamı elde etmemiz için yaptığımız vişne suyundan koyalım. Geçirelim. Harika bir lezzet sevgili dostlar. Buna kefilim yani. Evet, şimdi bunu alıyoruz. Hop, döküyoruz. Şimdi diğer çileklerimiz. Yani şimdi şeker bize yasak, kanser hastası olduğumuz için çok da faydalı bir şey değil. Ama ben böyle şekerli tatlı seviyorum falan diyorsanız, istiyorsanız içine siz şeker katabilirsiniz canlarım. Ben katmıyorum. Ay çok güzel ya. Çilek o kadar güzel bir şey ki. İşte katı meyve sıkacağısı böyle uğraşmayacağım. Ver yukarıdan, aksın alttan. Uyudum ya birazcık, sersem gibiyim. Ya ben de ne zaman uyusam telefonum sürekli çalar. Sinir oluyorum. Kim bilir kaç kere no'ya bastım. Sonra ilgileneceğim telefonumda arayanlarla. Bir kokusunu anlatabilsem, böyle güzel bir koku yok. Evet sevgili dostlar. Evet, çilek ve vişne suyu karışımım hazır. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi geçelim karpuz suyuna. Bunu şişelere doldurup geliyorum.
Evet, artık son karpuz suyumuz kaldı. Şimdi de onu da deniyorum. İlk defa yapıyorum. O yüzden bunu da bir dilim deneyeceğim. Eğer çekirdeklerini ayıklamam gerekiyorsa uğraşamayacağım. Çekirdeğiyle atıyorum rondoya. Ay, yoruldum dostlarım. Gerçekten bugün çok yoruldum. Şişem de kalmadı koyacak. Nereye koyacağım bilmiyorum. Evet. Kavanoza koyayım olmazsa. Nasıl dipinize atmayacağım. Bunu içerim. Buzdolabında soğutur içerim. Bir şey kalmamış. Her şeyi kullanmışım. Ne alırsınız bana? Olmadı. Büyük bardağı koyarım. Bir dilim karpuzdan ne olacak? Sanki. Evet. Bakalım. Ama bu karpuzu difrize koyarsak daha güzel olur. Dondurma gibi olur. Mantıken öyle olur. Ben ona birazdan bulacağım bir şişe. Ay, bu rondo parçalamıyor. Gerçekten sinir oluyorum ama ben. Üf. Bitse de kurtulsam dermişim. Ay. Ben bir katı meyve sıkacağı alayım en iyisi. Elime geçen her şeyleri parçalayayım. En mantıklısı o. Rondo ile olacak iş değil bu. Dostlar, karpuzun çekirdeği çok faydalı. O yüzden karpuzu çekirdeğini çıkarmayıp onu da yerseniz çok güzel olur. Oh. Evet, bu gerçekten difrize yakışır sevgili dostlarım. Çünkü böyle şey tam sıvı değil. Ay, çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. Ben bunu dolaba koyayım. Soğusun. Bu arada yaptığım şeftali kayısı karışımı, onu da bir tada bakalım. Buzdolabına koymuştum. Soğuk soğuk içim diyorum. Güzel. Böyle çok tatlı değil. Harika olmuş. Bu da çok güzel. Evet, yarınki meyve sularım hazır sevgili dostlarım. Mutfak darmadağın oldu. Kendinize çok dikkat edin. Böyle faydalı faydalı şeyler yapın. Yiyin, için, yiyin gari, için gari. Sağlığımızı ancak öyle koruyabiliriz. Ben de bilmiyorum, artık beslenme stilimi bir değiştirmek istiyorum. Belki beslenme stilimi değiştirsem belki yırtarım diye düşünüyorum. Bu kan düşüklükleri falan filan pek can sıkıcı şeyler. Sizi çok seviyorum dostlarım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.